Bir kedinin yavrusuna bir fareyi yakaladıktan sonra onu nasıl verdiğini gözümle beraber gördüm. Gerçekten çok etkilendim. Şimdi fareyi yakaladı, koydu. Kedi fareyi yakaladıktan sonra geçer karşısında şöyle ayağıyla beraber vurur üzerine. Bakar ki durum nedir, ne kadar güçlüdür, ne kadar değil. Yavrusu geldi hemen yanına. Yavrusunu itti, dur dedi, sana daha sıra var dedi. Aldı götürdü bir başka yere, biraz daha vurdu onu. Baktı hareket ediyor mu, etmiyor mu? Fare ne zaman hareket etmez hale geldiyse yavrusuna şimdi yiyebilirsin dedi. Yani sen yavrusun, güçsüzsün. Eğer yaklaşırsan fare de gücüyle sana mukabele ederse sen altından kalkamazsın diyor yavrusuna. Yani bir kedi bile yavrusunu efendim canlı hareketli bir farenin karşısında onunla baş başa bırakmıyor. Koruyor onu, yetiştiriyor onu. İşte kıymetli dostlar, hayvanların çocuklarına karşı yaptığı koruma elbette Allah-u Teala'nın her anneye verdiği, fıtratında verdiği bir kabiliyettir. Öyle olmasaydı civcivler yetişemezdi, kedilerin yavruları, köpeklerin yavruları yetişemezdi. Her anne ne olursa olsun, insan olsun, hayvan olsun, her annenin, babanın gönlünde yavrusuna karşı şefkat ve merhameti Allah koymuştur. Ama insan olmanın bir farklılığı yok mu, bir özelliği yok mu? Sadece çocuklarımızın ayakkabısı, yiyeceği, içeceği, diploması, maaşı, evi, arabası, eşi, bunlar mı sadece? Sadece bunlar mı? Hayır, bunlar değildir. Bunlar normalde diğer canlıların da çocuklarıyla, yavrularıyla ilgili ilgilendiği noktadır. Biz çocuklarımızın ölümle başlayacak olan ebedi hayatlarında hayatlarının mamur olması için yapılması gerekenleri biz çocuklarımıza vermezsek annelik, babalık yapmış olmayız.